Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Yine çiftlikteyiz, yine yağmur var, yine hava perişan. Ama dostlar bizi yalnız bırakmıyor gerçekten. Hemen isterseniz bu arada bir kahve suyu koydum. Bir yandan bir kara demli kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra tabii size küçük bir sürpriz. Yani sürpriz değil, bunun yapılması gerekiyor tabii ki ama... Yani bazı arkadaşlarım diyor orayı topla topla, arkadaşlar dün bu çamurun içerisinde burayı topladım. Bugün misafirimiz var, dostlar bizi yalnız bırakmıyor dedim. Arslan abi geldi. Arslan abi hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Karşıya kadar ikimiz de karşı karşıyayız. Dedim gelmişken videonu çekeyim. Burada kalsın. Sağ ol, sağ ol Arslan abi. Abi Arslan abi rezilliği görüyor. Yakında düzelir, şimdi onun bilgisini de verelim herkese. Hava şartlarından dolayı. Evet. Yavaş. Yavaş. Arkadaşlar bu çamurda, yağmur demedi, çamur demedi. Yollara düştü Arslan abi, kanatları alem samsı çiftliğine evet. Yeniden geldi. Bırakmıyor bizi Arslan abi. Sağ ol abi, Allah razı olsun. O hep sizin temiz kalpliliğinizden oluyor. Allah razı olsun abi. İyi niyetinizden. Evet, şimdi Arslan abiye kara demlikte çay yapacağım. Bak paşa da var burada. Aynen, paşa da burada arkadaşlar. Köpeklere Arslan abiyle 40 tane kaz yumurtası yedirdik. Mahmut abiden gele şimdi. Evet. Hepsinin keyfi yerinde. Ondan sonra arkadaşlar ben de sizlere Arslan abi buradayken anlatayım. Buradan kürek düşmüş, onu bir asalım askıya şöyle. Evet dostlar, bu alanı temizledik. Arslan abi diyordum ki ben, çamurda iş zor olur. Bir şekilde ama girdim, böyle çamur oldum dize kadar ama bu alanı komple açtım abi. Eski yaramayanları sol tarafa, yarayanları da barakaya dizdim abi sırayla. Ya malzeme var ya, hava şartları bir ilgisi tez bir tez. Evet, şimdi söyleyelim. Bu buralar ne olacak dostlar? Buralar arkadaşlar... Komple yer, Allah'tan bir şey olmazsa, yani tamam gibi bir şey, net de bir şey söylemeyelim. Ama burası döşeme taş olacak dostlar. Bu alana kum sereceğiz, tesviyesi yapılacak. Elimizi alacağız küçük çekişleri, taşları döşeye döşeye gideceğiz inşallah bakalım. Buradan yol yukarıya kadar döşeme taş, bu alanların hepsi döşeme taş olacak. O zaman bu çamurdan da kurtulmuş olacağız. Çamur olmayan yerler var mı? Evet var. Niye? Kendinden doğal örtüsünde kalan yerler burada çamur olmuyor. Ama eğer insanoğlu değmişse, buralara işte biz kepçeyi soktuk, şu oldu bu oldu derken her tarafı çamura da boğduk. Ya sen var mısın? Paşa, sen Fatih amcanı da hemen, babişini de hemen unuttun ha. Bakalım Fatih yarın gelecek arkadaşlar. Paşa Fatih'e yüz verecek mi? Ona gidecek mi? Bana mı gelecek? Bunu da çekeceğim inşallah. Onu da sizlerle paylaşırım. Paşa bakalım bana mı çok alışık, Fatih'e mi, onu hep birlikte göreceğiz. Of benim paşaya. Hadi gidelim. Arslan abi tavuklara bayıldı yine. Arslan abi 200 tane tavuk yaptın abi. Gel şöyle karşıya gidelim, yeşillik alanda konuşalım. Arkadaşlar size yaşanmış bir hikayeyi anlatacağız. Bakın köpekler akıllıdır. Bu da arkadaşlar Suno, Ümit'in köpeği. Orada gitti şeyin üzerine yattı. Sıcak buldum. Sıcak altta, çünkü kalifer gibi çok fazla yaktım. Orası abi sıcak olduğu için altına kendine ne derler ona? Evde alttan ısıtmalı, işte alttan ısıtmalı kalifer gibi şu anda öyle takılıyor, çok güzel. Çok fazla duman yuttuk içeriden. Şimdi ha burayı şeyi göstermedik. Arslan abi sana ya. Aha. Evet abi. Bunlar. Senin kazlar bu kadar büyük mü? Şöyle istersen bir tokala Arslan abi. Ne? Tokala istersen. Şey şu andaki... Kameradan küçük gözüküyor. Nasıl büyüklüğü? Büyüklüğü yiğit. Yiğit değil mi? Şu anda bizim yatan fazla böyle sarı. Sarı, sarı ama böyle yiğit değil yani. Evet tabi. Bunlar bu abi bunlar yerlileri. Şey yavrusunu alamadık Arslan abi ya. Evet.
Yer değişikliği şu bu. Onlara da böyle bir yer çevirdim. Bu da mı aynı onun cinsinde? Tabii tabii aynı. İkisi bir. Aynı evet. Birisi sarı biliyor ama aynı cins. Çorum kazı. Burada da bizim... Aha yumurtlamış. Hadi hayırlı olsun. Gördün mü yumurtası? Ha üstte. Hangisini yumurtladı? Amerikan. Amerikan da yumurtlamış buraya da yatacak. Siyahın beyazı mı? Bilmiyorum. Şöyle bir baktığımızda... Şöyle gidelim oraya. Bak abi. Evet abi. Ey gibi. Nereden nereye? Buraya da arkadaşlar çiftliğe ilk Amerikan ördeği yumurtasını yapmış. Belki de şey de olabilir. Yani Hint askerler de olabilir. Ama burada oraya şurayı üst tarafı hemen kapatıp arkadaşlar saçım var şurada. Onu da kapatıp burayı da güzel bir kuru bir alan yaparsak burada yatsın zaten. Çok da güzel olur. Çünkü ekstra yer yapmak istemiyorum. İstanbul doğal bir ortamda çıksınlar. Ha abi? Islanması var mı? Yok bir şey olmaz. Altta çamur olmadığı için. Bunlar ne kadar ıslanırsa o kadar güzel. Benim hiç şey yapamıyorum. Islanması. Arslan abi bak. Hangi hayvan olursa olsun altı çamur olmadıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Burası çok güzel bir zemin. Burada bak hepsi ne kadar güzel açıldılar. Onun için hatta şimdi ben bunları da salayım. Bunlar dolaşsın. Ama kapıyı kapatacağım. Böyle salayım mı ya? Yok salmayacağım abi ya. Yumurta yeri var ya şimdi. Orayı bir ayarlayayım ondan sonra salayım. Onu sonra yapacağım. Şu alttan giriş çıkış yeri yaparım bunlara ufak. Ondan sonra böyle de şey yaparlar. Bunlar da süs ördeği gibi. Tabii bunlar hiç kilo almıyor. Bunlar 1 kilo falan. Bunların şeyi yok. O beyazların markanları yok. Aha baksana büyük olan ne kadar. O bayağı kilo oldu. Hayırlısı abi ya. Evet abi şu bize yaşadığın bize süreci kısaca bir anlatırsan. Yani yumurta tavukçuluğuna girmek isteyenler var. Geçen birisi bana yazmış dedi ki abi yumurta tavukçuluğuna girmek istiyorum. 200 tane ataks alacağım. Bu benim hayatımı idame eder mi, çevirir mi? Yani para kazanabilir miyim dedi. Ben dedim az rakamla başla. Sen ne yaptın abi? Nereden başladın? Ne oldu? Ekonomiyi de söylemen lazım tabii ki. Merakı gidecek kadar 20 tane, 25 taneyle başlasın. Birden o kadar almasın. Alanlar. Değil mi? Tabii. Yem pahalı kurtarmıyor. Yumurta 15 lira bile olsa kurtarmıyor şu anda. Yem fiyatlarına göre. Değil mi? Kurtarmıyoruz. Hep içerli insan. 200 tavuktan 40 tavuğa düşürdüm. Onları da 25'e düşüreceğim. 25'e düşüreceğim. Tabii. Şey söyleyeceğim. Bundan... Boynazam yemleri. 2-3 sene önce ama iyiydi değil mi her şey? Önceden iyiydi. Yani para kazanıyordun değil mi abi? Tabii. Kümesini yaptım falan. Ama bu yemlerin birdenbire sıçramasıyla birlikte... Şimdi olsa yaptıramam kümesini. Değil mi? Her gidiyorum her hafta zam yemli. Her hafta zam. Şu an sana 200 tane bedava tavuk verseler alır mısın? Almam. Evet. Ne olur? Arpa, buğday, mısırı da bizim yedirdiklerimiz. Onların yanından da yanaşılmıyor. Bırak o hazır yemler, onlar zaten uçmuş gidiyor yumurta yemi. Buğday, mısır, arpa... Kepek bile hiç değersiz idi. Kepek bile... Değerlendi değil mi? Ya, ya değerlensin tamam. Ürettiğim şeyde aynı onlar gibi zam yapıldı. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Bu işin sonu ne olur abi? Hüsrat, tavukçuluk. Bitti tavukçuluk. Tavukçuluk ama bize bitti. Yumurta tavukçuluğu bitti. Holdingler, büyük tavukçular vesaire onlar işini götürecek. Hep kapatıyorlar, hep tanıdıklar, hep kapatıyorlar. Bir an önce ellerinden çıkarmıyorlar. Herkes elindekini çıkartmaya çalışıyor. Biz de ne diyoruz, madem öyle, biz de süs. Süs tavukçuluğu abi. Evet. Yani güzel olsun, ırk olsun, orijinal olsun, kanı damarı sağlam olsun. Böyle bahçende üçer beşer tane
süs ırklar olursa. Süs tavukları biraz olsun yine kurtarıyor. Yumurta tavuğu. Ya yumurta evet. Ya yumurta şu anda süs tavukların en ucuz yumurtası 20 lira. Evet. Şimdi 20 lira ya sattığım yumurtanın o tavuğun yem maliyetini karşılarsın ama 1,5 liraya sattığın yumurtanın köy tavuğunun yem maliyetini karşılayamazsın. Yapacaksın süs tavuğuculuğu yapacaksın. Aynen bu iş ona. Yumurtaya hiç girmeyeceğim. Evet. Ben bundan sonraki süreçte ben zaten ileride video yapacağım yeniden. Abi yem almak istemiyorsan bir çuval yemle 100 tane hayvana bir ay bakmak istiyorsan 5 tavuğu al. Ama ona da yerin müsait olacak. Tabii yerin olacak, yerin olacak. Etini de yersin, yumurtasını da yersin. Tamam mı? 10 numara. Yani en azından sana şeyi yok, masrafı yok hayvanın. Tek bir sıkıntısı var, ötüyor işte. Çok tavuk olunca hastalık hiç bitmiyor. Değil mi? Bitmiyor. Bol bol veterinerlere çalışıyor. Abi veterinere, artık ben veteriner işini bitirdim. Evet. Sarımsak, soğan, sirke bunları yaptık. İyi geldi geldi, gelmedi. Yapacak bir şey yok. Doğrusu. Yapacak bir şey yok. Bir tane şey alıyoruz. İlaç 140 lira, 150 lira. 5 tane tavuğa yetmiyor. Yüzden aşağı yok şu yok. Anda. Ufacık bir şey, ufacık. Aynen öyle. Faydası abi. Olsa faydası da olur. Burayı açmış mıyız biz ya? Ha, açtım. Hadi çıkın bakayım. Şu yumurtayı alayım ben. Bizim köpekler onları paketler. Gel bakalım. Geç. Geç, geç, geç. Evet arkadaşlar. İlk yumurtamızı da aldık. Hadi hayırlı olsun. Ezan hocam o dişide yavru herhalde değil mi? Ha? Beyazlar. Yavru herhalde mi? Yok. Orijinal. Bu senenin yavruları. Anaç değil yani. Anaç bu sene anne olacak. Küçük daha küçük. Bu sene anne olacak. Yani. Paşa! Az ayırmışım ondan kendimi. Yok çok ayırdım da. Hayır. Paşa test. Al. Al. Alsana. Aferin arkadaşlar, paşa testi olumlu, yağının serbest, sıkıntı yok. Aferin paşa. Onun için abi bu işler artık ne diyoruz, bizi gerçekten dişler, sıkıntı. Ey gidi paşam. Ey gidi paşam ey. Bugünleri görseydin de. O kadar fabrikalar yaptırdın, o kadar her şeyi yaptırdın ama maalesef hepsini sattılar, satmaya da devam ediyorlar. Bu da dipnot kalsın. Yaşayan bilir. Emekçi adamız. Yaptığımız mücadeleyi sizler görüyorsunuz, Cenab-ı Allah biliyor. Bu kadar emek verip yapılan bütün fabrikalarımız satıldı. Yazıklar olsun. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Edemeyeceğim. Üretmezsen ele muhtaç kalırsın. Elin elindeki ekmeğe bakarsın. Arslan abi. Evet. Hep söylüyoruz. Çamurun içindeyim. Ne diyorsun bana? Ercan hocam kendini çok yıpratıyorsun. Tabii. Sen söylüyorsun. Ben de ne diyorum? Ya verdiğimiz mücadele ruhu geri gelsin. Bak bu kadar söylüyorum ya. Vallahi da billahi böyle giderse ne olacağını söyleyeyim. Asimile olursun, yok olursun. Hiçbir şeyin kalmaz, kalmayacak. Bugün toprakta birileri mücadele verecek. Bugün teknolojide birileri mücadele edecek. Bugün sanatta birileri mücadele verecek. Bugün sporda birileri mücadele verecek. Ama birileri bir gün teknoloji, uzay teknolojisinde, yani ben bugün burada mücadele veriyorum, birisi de uzay teknolojisinde aynı mücadeleyi verecek. Ama kendimiz vereceğiz. Arslan abi, elin eline bakmadan sana samimi söylüyorum. Aha benim yaşayacağımız ömür Allah kaza bela vermezse 75-80 yıl. En fazla yaşayacağın ömür bu. Ama giderken ne yaptın abi, ne yaptın ya, ne yaptın, ne yaptın? Allah'ını seversen ne yaptın diyecek. Mahşer günü ne yaptın sen? Kendinden başka kime faydan oldu? Neye faydan oldu? Şimdi ben bunları söyleyince kötü oluyorum. Gavur 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 diyoruz. Gavurun işte bilmem neyi, gavurun şuyu, gavurun buyu. Ulan bugün adam gavurun elektriğini kullanıyorsun buldu. Gavurun arabasına biniyorsun. Gavurun telefonunu kullanıyorsun. Ben de dahil olmak üzere. Neden kendimiz yapamıyoruz? Bu kadar.
Yani olay farklı, birden böyle hep dışarıya içime dokunuyor şimdi. Sen bana Ercan hocam mücadele veriyorsun, yıpranıyorsun falan. Mustafa Kemal Atatürk'ü görünce insanın içi parçalandı, anladın mı? Evet. Adam çarıkla hoşafla bu ülkeyi kazanmışlar. Yani tamamen yok olmasını engellemişler. Herkesin altında araba var. Zannediyorlar ki zenginiz. Araba senin değil, elin arabası, elin. Parasını vermiş olabilirsin. Ama bir daha veremezsin işte. İleride ne olacak bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Tabii. Hep birlikte göreceğiz. Ben en azından huzurlu ve mutlu bir şekilde bu dünyadan gidersem gideceğim. Ben normal işimi de yapıyorum, burayı da yapıyorum. Tabii. Cemciye ben soruyorum. İşimi yapıyorum abi. Neden bu kadar sık zam yapıyorsunuz diyor. Kıtlık mı var diyorum, buğday kıtlık. Buğday bol diyorlar, her yerde bol. Savaş var diyorlar, savaş için zamlanıyor diyorlar. Ben Ukrayna... Abi, yani bizi ilgilendirmez. Sadece son bir defa daha söyleyeyim. Olağanüstü durumlarda, afetlerde, savaşlarda bir ülkenin kendi kendini idame edebilecek yiyecek, ekmeğe, teknolojisi olmak evet. zorunda. Bu kadar basit. Depolar hep buğday dolu. 5 günde, 6 günde her hafta zam geliyor. Buğday dolu halbuki depolar. Ey gidi benim garip halkım. İnşallah hepinizin Allah herkese böyle güzel, sağlıklı işler yapacak akıllar verir. Neyse. İskara demlik çayımıza devam edelim. Aslan abi bakma biz de işte sessiz kalıyoruz. Çok konuşmuyorum deminden beri diyorsun ya. Bak ben de doluyorum artık yani, anladın mı? Ben de insanım, doluyorum. Bir şeyleri anlatmaya. Ya bir şey yaptığımız yok bizim ama ben bir mücadele veriyorum. İyisi kötüsü veriyorum ama yani. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama yani herkesin bir şey yapmak için mücadele. Ha halkı yapsın demiyorum. Yani abi birilerinin bir şekilde harekete geçecek. İşte o milli mücadele ruhunu yeniden ayağa kaldıracak bir şeylerin olması lazım ya. Vallahi yazık ya. Abi aha al, isim vermeyeyim, al mama işte. Yabancıdan geliyor ya. Al yabancı. Her şey yabancı. Böyle giderse yumurta da dışarıdan. E o da gelecekmiş dışarıdan yumurta. Söyleniyor. Herkes kapatıyor. Ya çoktan alırlardı da dolar bu kadar yüksek olduğu için alamıyorlar. Az dolar aşağı düşürebilseler yine yurt dışından al. Tamamen bağımlı yapacaklar. Arkadaşlar ben neyse, Aslan abi geldi. Ona ayıp olmasın. Biz şimdi şeyimizi de yapıyoruz. Çayımızı da çok bir şeye gerek yok. Sohbet ettik işte. Yaşadı Aslan yürüyüşe abi. Ördeğin yürüyüşü. Evet değil mi? Şu Hint'i de dışarıda tutuyorum. Yaklaştırayım. Şunları çektim. Geliyelim. Evet arkadaşlar, bu diğer horozla birbirine vurunca ben de onu şu anda ayrı tutuyorum. Geceleri küçük bir kafeste kalıyor. Arslan abi senin tavuğa da bir dahaki videoyu senin tavuğa özel çekeceğim. Onların özelliklerini anlatacağım, sürpriz olsun. Arslan abiden sürpriz bir hediye geldi. Yok, bu kümeste olmayan bir ırk getirdi Arslan abi. Sizler de tahminlerinizi yaparsanız bir sonraki videoda arkadaşlar bakalım kimler bilecek hangi ırkı getirdi Arslan abi bize, kümesimizde olmayan, onu da sizlere söylemiş olalım. Yorumlarda bekliyorum dostlar. Evet abi, kapatmadan önce yeniden hoş geldin, Allah razı olsun. Allah kolaylıkla versin bu tavuk besleyenleri. Değil mi? Allah yardımcısı olsun. Abi sadece bize değil ki, herkese. Tabii herkese. Adam hiçbir iş, evinde çalışan adam bile yani, evinde ailesiyle oturan da Allah ona da kolaylık versin. Aldığı maaş da yetmiyor artık yani. Evet. Yetmeyecek. Bugün yine zam gelmiş bir sürü şey. Bir ek iş yapalım dedik, burnumuzdan geldi. Değil mi? Zamlardan dolayı. Acı. Şey, pirince giderken bulgurdan olduk diyor evet. Abi. Neydi nereye? Bağdat'a pirince giderken bulgurdan olduk mu deniyordu? Yok şeye, Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. Başlıkta bunu koyalım. Aynen öyle. Tamam abi, teşekkür ederiz. Bir elinize salla görsün herkes.
Saygılar, sevgiler. Herkese sağlıklı günler. Evet, çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlar yorum atmayı unutmayalım. Selamlar, saygılar. Snow'u da bir yakın gösterelim. Bir daha gösterelim. Bunlar da böyle yatıyorlar. Altı sıcak arkadaşlar. Ondan dolayı.